Efendim, televizyonunu yeni açanlar için hemen tekrar edeyim. İki değerli asker, iki emekli general. Emekli general olmaların yanı sıra hepsi siyaset bilimi konusunda da uzman, yurtdışı görevleri olan değerli iki askerle neyi konuşuyoruz? Hem bugüne nasıl geldik, bundan sonra TSK hakkında neler olacak? Dün geceki hiç beklenmeyen veya bazılarının beklediği efendim atamalar, ciddi bir kriz yaşandı biliyorsunuz, istifa söylentileri oldu. Bunlar nereden çıktı? Bütün bunları konuşuyoruz ve başka şeyleri de konuşacağız. Suriye'yi de konuşacağız, efendim Barzanistan denilen şeyi de konuşacağız. Efendim tekrar Balyoz Ergenekon operasyonları acaba başlatılacak mı? Durduk yerde bu konu aba altından sopa mı gösteriliyor vesaire. Daha neler neler. İşte özel kuvvetlerde ne oluyor onları da konuşacağız. Hemen başlayalım ama Sayın Ahmet Yavuz'u tanıttırayım tekrar. Sayın Haldun Solmaz Türk'ü de tekrar tanıtayım. Efendim televizyonunu yeni açanlar için. Şimdi siz tam sizin konuşmanız sırasında evet, şimdi sözü kesmiştim. Özel kuvvetler komutanının tabii başka bir göreve atanması şöyle de okunabilir. O özel kuvvetlerdeki iki Tugay komutanının da tayin edildiğini görüyoruz. Yani evet, atama listesine bir baktığımızda. Bir şey daha var, evet. Değil mi? İki Tugay komutanı daha. Bunlardan birini işte Sivas'a Ereğitim Tugay Komutanlığı'na, diğerinde Erzincan'a Harekat Yar Başkanlığı'na, Ordu Karargahı'na görevlendirmişler. Acaba özel kuvvetlerle Genelkurmay arasında ya da siyaset arasında bilemediğimiz bir şeyler mi var? Ona dayalı olarak oranın yeniden kendilerine göre teşkilatlandırılması mı söz konusu? İşte bu biraz belki onunla alakalı da olabilir diye düşünüyorum. Yani bu normal değil. Yani evet. Yani özel kuvvetler komutanı ile iki Tugay komutanının mevcut koşullarda aynı anda tayin edilmesi bu anormal bir durum. Ya bu normal değil. Ve bu atanılan görevler de yani bunlar da normal değil. Yani onu görmemiz lazım. Yani dikkatimi çekti benim de. Yani demin bir önceki bölümde hani bir yerde konu biraz sapar gibi oldu. Şuraya gelmek istiyordum ben hani kendime örnek verirken. Bu tür toplantılar, karar toplantıları, yani askerlerin, siyasilerin bir araya geldiği karar toplantıları mutlaka yapılıyordur. Şu anda da yapılıyordur ve daha sık yapılıyordur. Yani 2003'te ve daha önce 1990'da, 91'de olduğu gibi. Tabii tamamen spekülasyon yapıyorum. Demek ki mevcut koşullarda bu başka yerlere görevlendirilen, tayin edilen personelin farklı görüşleri, farklı değerlendirmeleri olabilir ve bu konularda ısrarcı olabilirler. Yani ısrarlı olarak bu yanlış, doğrusu şu şöyle yapılmalı diye bu konularda ısrarlı olabilirler. Dediğim gibi bir şey bilmiyorum ama yani bu resim ve bizim hani geçmiş deneyimimiz bana bunu söyletiyor. Ama ne olursa olsun normal değil yani aynı anda. Hem özel kuvvetler komutanının hem iki Tugay komutanı alınması ve bu görevlere atanmaları normal değil. Şey demin geldi tabii Ahmet dedik hani atamalar ve terfiler birbirinden ayrı. Tabii ki teknik olarak ayrı şeydir. Yani terfi ayrı, atama ayrıdır ama normal olarak tabii ki terfiler, atamalar akılda olarak yapılır. Yani birbirinden ayrı tabii, değildir. Doğru. En azından ben emekli olana kadar 2005'te bu ikisi birlikte olurdu. Yani aynı anda bilinirdi. Yani kim terfi etti. Zaten atamalar çıkınca zaten terfiler de kendisini gösterirdi. Bunun birbirinden ayrılması da orduda birçok şeyin değiştiği gibi bunun da değiştiğini gösteriyor bana. Şahsen dediğim gibi 2005'ten önce daha farklıydı. Yani şimdi terfi ettiriyorsunuz insanları. Ondan sonra bunları nereye atacağım diye bakıyorsunuz. Yani bu şöyle düşünün. Yani burada iki komando Tugay'ı var. İşte üç eğitim Tugay'ı var. Mesela karacılar için söylüyorum. Şimdi öyle insanları terfi ettiriyorsunuz ki ne o komando Tugay'ında hizmet edebilecek ne eğitim Tugay'ında hizmet edebilecek insanlar. Yani şimdi tabii ki terfide biraz da tabii onlara bakmanız lazım. Yani insanın deneyimine, birikimine, uzmanlık alanına, yeteneğine yani hiç komutanlık yeteneği olmayan komando birliğinde hayatında görev yapmamış bir kişiyi sırf terfi ettirdiniz diye komando Tugay komutanı yapamazsınız ki.
veya özel kuvvetler komutanı veya tugay komutanı yapamazsınız ki. Mesela bir başka bir şey söyleyeyim kendi yaşandığımdan. Bir hudutta görev yapıyordum ben. Aşağı yukarı 50 kilometre bir cepheden sorumluydum. Piyade yarbaydım. Kurmay piyade yarbay. Ve yarbaylığımın son senesiydi. Benim yerime muhabere kurmay bir arkadaşı tayin ettiler. O da çok iyi bir asker. Ama muhabere kurmay. Hayatında ilk defa piyade birliğinde görev yapıyor. Yani G3'ü koysanız belki yani G3'ü bilir de hani hava ne hani bu 120'li kavan mı, bu 106'lı kavan mı, bu 60'lık mı, 80'lik mi? Nereden bilsin yani göre. Geldi o zaman demişti bana ya komutanım işte ilk defa geliyorum şu bu falan. Onu iki sene önce Ankara'da böyle yürüyüş yaparken tabii ben de emekli oldum, o da emekli olmuş. Dedi ki ya komutanım dedi siz gittikten sonra dedi o kadar dedi sıkıldık mı ki dedi. Yani ve dedi hep şunu sordum kendime niye beni bu göreve atadılar ya buraya tayin ettiler diye dedim dedi. Yani böyle samimiyetle ve dürüstçe. Yani terfiler de böyledir. Yani insanları terfi ettirip bunlar terfi etti. Şimdi münhal yerler neresi oraya öyle olmaz. Yani onun için terfilerle tayinlerin birbiriyle koordine edilmesi aynı anda olması lazım ama şimdi tabii onu da söyleyeyim susayım. Şimdi tabii partiye ilçe başkanı veya il başkanı arar gibi demek ki generaller seçiliyor. Olmasa böyle olmaz. Yani ne deneyimine bakıyor, ne geçmişine bakıyor. Yani askeri anlamda, teknik anlamda söylüyorum. Bu demek değildir ki yani terfi edenler yani iyi asker. Kesinlikle öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ama siyasi yani nihai karar verici siyasetçinin baktığı şey bunlar değil. Yani liyakat, kıdem, deneyim değil. O rütbede kaç sene göre yapmış. Şimdi bakıyorsunuz geçen sene korgeneral, bu sene orgeneral yapıyor. Orada efendim tümgeneral, korgeneral yapıyor. Tümgeneral ve tümgeneral. Yani bekleme süreleri yani bunlar orduda yani bunlar çok önemli şey. Yani ordu ama, yapan şeyler liyakat, kıdemdir. Sayın Ahmet Yavuz birinci bölümde şöyle demişti. Pek çok üst rütbeliği de terfi ettirmiyor. Bekletiyor. Emekli ediyor. Yani bu şu anlama geliyor. Alttan bazılarını hızlıca emekli ettireyim ki bir sonraki operasyonumu daha rahat yapabileyim yani, diye anladım ben onu. Onlar arasından seçecek. Daha sadık bulduklarını. Şimdi tabii ona kafalarına ne geçeni hani bilmek yani mümkün değil yani niyet okuma gibi olur. Ama şunu net olarak yani görüyoruz hep beraber yani askerde, sivilde hep beraber görüyoruz. Orduda görev yapan generallere, amirallere ve bütün subaylara şu söyleniyor. Bakın. Liyakatiniz, efendim bilginiz, deneyiminiz, yeteneğiniz, siciliniz, kıdeminiz Ne olursa olsun. Neticede karar verici benim. Ayağınıza ona göre denk alın deniyor. Yani şuna baktığınız zaman onu görüyoruz. Yani 60 öncesi o politize olmaya süratle gidiliyor. Zaten benim de yani geçen seneden beri bu komut heyetinin mutlaka değişmesi gerekir dediğim ve tenkit ettiğim husus bu yüzdendi. Yani bunlara seyirci kalıyorlar. Ondan öncekilerin de başka şeylere seyirci kaldığı gibi. Yani o zaman tenkit ettik, uyardık. 2016-15 Temmuz'una geldi. Bakın bugün tekrar uyarıyoruz. Bugüne kadar bütün uyarılarımız doğru çıktı. Lütfen bunu düşünsünler. Buna biraz zaman ayırsınlar bunu düşünmeye. Şimdi ben de eski hatıraları falan okuduğumda o 1900'lü yılların felaketli zamanlarını sık sık şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Deniyor ki Türk ordusu politize olduğu için Balkan Savaşı'nı kaybetti. Büyük bir felaketle hatta bütün devletler Türkiye'nin kazanacağını zannediyormuş. Daha önce defalarca kazanmıştı çünkü o devletler. Bir de Osmanlı'yı uyardılar. Yani siz bundan gayri çıkacaksınız ama sınırların değişeceğini zannetmeyin. Sınırlar değişmeyecek. Evet. Ama tabii biz kaybedince Osmanlı kaybedince her yer değişti. Yani şimdi dolayısıyla sayın seyirciler askere politika karışması veya politikacının askerin Sayın Ahmet Yavuz'un söylediği Batı ordularındaki gibi otonom oluşunu engellemenin sonucu Balkan felaketinde geçmişte yaşanmıştı. Atatürk'ün sürekli askere politika karıştırmayın demesinin sebebi de zannediyorum Ahmet Bey,
Bu sebepten değil evet, mi? Evet evet. Şimdi Balkan Harbi tabii Türkiye için, Türk ordusu için yüz karası bir durum ve büyük bir jeopolitik kayıptır. İngilizlerin mesela çıkarmaya karar vermeden önce çok dikkate aldıkları bir konu da Balkan ordusundaki, Balkan savaşındaki Türk ordusunun halidir. Onları cesaretlendirmiştir. Çok açık bir konu. Yani 1915 Çanakkale olayı. Kendi kaynaklarından yani ifade ediyorlar bunları. Yani özellikle İngilizler daha sonra diyorlar ki yanlış değerlendirmişiz. Ordunun içerisine politikanın girmemesi lazım. Yani ordu, dünyanın bütün orduları Cüneyt Bey, rejimlerin ordularıdır. Şimdi bizim zaten problem yaşamamızın sebebi rejimlerimiz konusunda çalkantılar yaşıyoruz. Ama rejimi yani değiştirmeye çalışıyoruz zaten. Şimdi şöyle, devlet, din-devlet ilişkilerinin sağlıklı olmadığı yerlerde asker ve siyaset ilişkileri de çok sağlıklı temellere oturtulmuyor. Aslında Türk ordusunda askerin siyasete bulaşmasını Birinci Dünya Harbi öncesinde büyük bir felaket doğurdu ve ordunun süratle yeniden yapılandırdığını biliyoruz. Mesela çok savaşçı bir Birinci Dünya Harbi'nde savaşçı bir ordu çıkmıştır ortaya. İşte Kutulamare'de, efendime söyleyeyim Çanakkale'de, başka bir sürü yerde. Mesela Balkanlara giden iki kol ordumuz vardır. Onların da savaşçı olmuştur yani askerleri. Galicia cephesi. Evet, Galicia'da, Makedonya'da birçok yerde. Şimdi Mahmut Şevket Paşa ki harekat ordusunun komutanıdır. Onun kurmayı da Mustafa Kemal'dir. Hı hı. Bunun mahsurlarını görüyor ve ordunun içerisinden siyasetin temizlenmesini çok istiyor. Onun gerçekleştiremediğini Atatürk gerçekleştiriyor. Yani Atatürk mesela tamamen orduyu otonom kılmıştır, kendisine bağlamıştır. Ama o içinden de siyaseti arındırmıştır. Mesela darbeler konusunda İşte araştırma yaptığım zaman ben de o dönemde daha derinliğine konunun içerisine girebildim. Atatürk dönemi hariç her dönemde darbe arayışı var silahlı kuvvetlerde. Yani İnönü döneminde bile olduğunu mesela herhalde babasından öğrenmiştir diye düşünüyorum. Ümit Özdağ'ın kitabında yazıyor. İnönü döneminde bile var bu. Daha sonra işte aslında 60'ın Türk ordusunda tekrar o Atatürk'ün kurduğu düzen 60'la beraber bozulmuştu. Peki efendim ama şimdi bu, o zaman şu soruyu da yani sonra şeyi, şunu şuraya geleceğim ben. Bunu evet. Şunun için anlatıyorum. Biz bu kadar söylüyoruz. Bizim hiçbir kimseden ne Haldun'un ne benim bir istikbal mevki, makam falan beklentimiz yok. Bakın Balkan Harbi öncesindekine benzer bir durum şu anda Türkiye'de farklı tonlarda yaşanıyor. Güney sınırımızda. Güney sınırımızda jeopolitik büyük bir oyun oynanıyor ve okun ucunda, okun ucunun istikameti biziz. Biziz. Onun için bizim silahlı kuvvetlerimizin bu dönemde liyakate dayalı olarak ayağa kaldırmamız lazım. İçinden siyasetin arındırmamız lazım ve silahlı kuvvetlere büyük bir güven duymamız lazım. Güven duygusunu ortadan kaldırırsanız ordu harbedemez. Yani onun için bizim burada derdimiz AK Parti öyle yapsın, böyle yapsın falan meselesi, yapmasın meselesi falan değil. Bir, asker siyasete karışmasın. Bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyoruz zaten. Asker görevini iyi yapsın. Onun görevini iyi yapmasının yolu da siyasetin ordunun içinden elini çekmesine bağlı. Biraz önce Haldun ifade etti. Yani komuta heyetleri falan değiştirilir. Mesele o değil. Ama ilkeler, değerler konusunda zarara uğramamalıyız ve tek kişiye bir karar bırakmamalıyız. Tek kişiye karar bıraktığınız zaman mesela Necdet Özel de 2015 şurasındaki hataları anlatabilmek için ben aldım listeyi dedi, başbakana gittim dedi, onun onayıyla bunları yaptık dedi. Şimdi böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi hadi bu böyle birilerini tatmin edebilir, hoşuna gidebilir. İşte oradan 15 kişi seçmişler, 14'ü FETÖ'den yatıyor içeride. Şimdi bakın burada belki daha temelli şeylere ihtiyacımız var. Mesela benim şahsen önerim TUğ ve TÜM seviyesinde Yüksek Askeri Şura'nın sadece ordu içinde yapılması ve kol ordu, her yerde, dünyanın her yerinde siyasiler
bir ölçüde etkili olur. O da liyakate dayalı olarak adam gelsin ve astının ona güvendiği adam gelsin. Yani evet. Astının güvendiği adam gelmezse çatışmanın içerisinde onu dinlememe tehlikesi, orada başka güç odakları, başka komuta merkezleri, paralel yapılar doğar. İşte Balkan Savaşı olarak. Evet, bu çok tehlikelidir yani. Peki üstadım, şimdi tabii demin siz dediniz ki her dönemde darbe konuşuldu. Atatürk dönemi hariç. Aslında Atatürk döneminde de konuşuldu. Yani Atatürk döneminde de ordu komutanları, hem ordu komutanı hem milletvekili olan ordu komutanları. Ha, onu çok affedersin, onu atladım. Yani orada Atatürk'ün 1926 o işte İzmir suikastinden sonra ya gidin orduya komutanlık yapın ya da gelin mecliste siyaset evet. yapın evet. diyerek tamamen arındırdı evet. yani. Esas yani arındırma o zamandı. Kesti attı. Esas arındırma o zamandı. Kesti attı. Çok haklı. Kesti attı. Ya yani. Asker olun ya, ya siyasetçi ama işte o operasyon olduktan sonra artık daha 38'e evet, çakmağı kadar. Çakmağı da getirdi oturttu başına evet. yani işte öyle. Peki yani. Ama o zaman şimdi Sayın Binali Yıldırım, Sayın Başbakan ikide bir son zamanlarda şunu söylemeye başladı. Aslında göreve geldiğinden beri söylüyor. Yani bu ve genel akıntıya da biraz ters şeyler bunlar. Yani diyor ki aslında Balyoz ve Ergenekon gerçekti. Hatta oradan işte onlar FETÖ'cülere yol verdiler. Sanki FETÖ şeyler siz Balyoz ve Ergenekon sanıkları FETÖ'cüleri şey el verdiler. Öyle dedi değil mi? El verdiler. El vermişsiniz. Yani işte. Şimdi bu tabii ilk önce hani naif belki diyeyim, iyi niyetle söyleyeyim ama tekrar edince tuhaf bir şey oluyor. Çünkü henüz daha Balyoz Ergenekon davaları net olarak kapanmadı galiba değil mi? Balyoz kapandı. Balyoz kapandı. Balyoz bile 7 masum insan Yargıtay'da nihai olarak ve haklarında verilen beraat kararlarının onanmasını İşte onu söylüyorum. Yani, orada 7 masum insan var ve çok ilginçtir bu yargı üzerinde başbakanın yaptığı. Bir şeydir, tasalluttur yani yargıya. Bir anlamda emir vermektir. Çünkü 7 kişi, o 7 kişi, yatan 7 kişi ne kadar suçluysa Ahmet Yavuz olarak ben de suçluyum. Ben ne kadar masumsa onlar da o kadar masum. Çünkü çok açık ve net bir şekilde Balyoz adı üstünde Balyoz Güvenlik Harekat Planı 2 Aralık 2002 tarihini taşıyor. Ofis 2007 ile 2009'dan sonra yazılmış. Onu çektiğiniz zaman Balyoz darbe diye bir şey kalmıyor. Yani dolayısıyla uydurma bir şey. Bu ne bilimseldir, ne etiktir, ne de dönemin ruhuyla alakalıdır. Çünkü 15 Temmuz'a giden yolu işte Balyoz, Ergenekon vesaire diye ordu içerisinden temizlediğiniz adamların temizlenmesi yüzünden yapılabilmiştir bir anlamda. Ama işte yani şimdi, dolayısıyla evet. ana iddianame, çatı iddianameye baktığınız zaman orada diyor ki bu Balyoz Ergenekon FETÖ'nün ordu içerisindeki temizlik harekatıydı ve darbeyi onun sayesinde yapabilmiştir. Doğru. Şimdi dolayısıyla ben başbakanın söylemelerinden iki şey çıkartıyorum. Yani birisi döneme ait suçluluk duygusunu hafifletmek için ve halka bunu böyle anlatmak için. İkincisi de mağdur oynamaya devam ediyorlar. Yani bir istismar söz konusu. Ama tabii şu var. Tabii Ahmet her zamanki gibi o çok nazik olumlu üslubuyla bunu çok çekmesine rağmen yani mağdur kendisi olmasına evet. rağmen. Şimdi bakın. Başbakanın yaptığı adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs. Evet. Ve yargı makamları üzerinde baskı kurarak suç işliyor. Bu suçtur. Bakın bunu ben söyleyebilirim. O zaman da bakın hep o süreçlerde bunları yaşadık. Yani buralarda konuşurken. Efendim onu bu. Bakın benim hiçbir yetkim yok bu konuda. Ama başbakanım var. Başbakan iktidar partisinin başındadır. Başbakandır. Adalet Bakanı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun başındadır. Müsteşarı başındadır. Onun bir üyelerin önemli bir kısmını Cumhurbaşkanı bizzat seçiyor. Efendim Yargıtay üyelerinin nasıl seçildiğini bilmeyenler otursun öğrensinler. Yani bizzat seçtikleri, bizzat etkili oldukları seçip, ismen seçip oturttukları insanlara talimat veriyor. Yani
Balyoz şöyleydi. Ergenekon hala süreç devam ediyor. Ergenekon'da bir de Haldun şöyle bir durum söz konusu. İşte bu internet andıcı nedeniyle o masum Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere Ergenekon dosyasının içerisine dahil ettikleri kişilerle ilgili başbakanın karar vermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nde yargılansınlar mı, yargılanmasınlar mı? Şimdi o zaman onların da demokrasinin kılıcı gibi kafasının üstünde bunu sallamış oluyor yani. Yani ben diyor önüme gelirse diyor bu konuda gitsin yargılansın diyeceğim diyor. Ortada ne var? Darbe yok, hiçbir şey yok. Hiçbir suç yok aslında internet andıcının içerisinde. Hayır, hiç sussa kimse de hani tenkit dışında bir şey söyleyemeyiz. Ama sen bunlar vardı, doğruydu. İşte onlar yaptı. FETÖ'cüler de, darbeciler vardı, balyozcular vardı, efendim Ergenekoncular vardı. Sonra FETÖ'cüler geldi, devam ettirdi demek bu suçtur. Bu suçtur. Şimdi ayıptır. Bey, bakın geçen gün çok özür diliyorum. Evet. Geçen gün bir programda Ahmet'i izledim. Karşısında tabii böyle değil yani. Yani nasıl sabrediyor bilmiyorum onlara da. Belki ben sabrımı siz içerideyken kaybettiğim için artık bu programlara çıkamıyorum. Ya gözünün içine baka baka ya doğru değil mi diyor abi. Evet ya, evet aynen böyle. Yani göz ya bir de ama çok ki, diyor ki ya ben diyor, oradaydım diyor. Haldun bir de diyor ki ben diyor dosyayı bilmiyorum diyor. Buyurun yani. Dedim bilmiyorsanız niye konuşuyorsunuz hanımefendi yani? İşte bu başbakandan cesaret oluyor bunlar. Yani insanda birazcık şimdi ama zaten ben de konuyu biraz o soruyu sormak için getirdim. Şimdi bir ihtimal hani eski suçluluk kompleksi. Zannediyorum o soruyu sormuş olan hanımefendi de aynı zamanda FETÖ'cülerle zamanında pek samimiydi. Yani, ya, bilemiyorum tabii de yani. Ekranda savunduklarını hatırlıyoruz. Efendime söyleyeyim başka şeyleri de hatırlıyoruz da şimdi. İşte araştırma komisyonunun başkanı. Yıllarca bizim karşımızda oturturdular. Efendim balyoz şudur, balyoz budur. Aynı soruyu sorun kendinize kaç defa. Ki o savcıymış eski. Dedim ki ya siz dediniz dosyayı okudunuz mu? Efendim diyor dava devam ediyor. Ya dava devam ediyor. Zaten davada devam eden davayı konuşuyoruz. Yani iddianame kabul edilmiş. Yani başlamış. Ben size sormayayım. İzin verirseniz bir şey okuyacağım bu konuyla ilgili ama buyurun. Siz konuşun. Bulayım çünkü. Olur. Nagihan Alçı da dün bir yazı yazmış bu konuyla ilgili. Ama 12 Şubat tarihli yazısını da buldum, çıkardım. Bugün Twitter'a koydum. Orada başka bakın ne diyor okuyacağım şimdi size. Müsaade edin bana. Yani tamam. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birincisi hani bu bir suçluluk kompleksi olabilir veya işte şu veya bu nedenle. Ama acaba bu olayı şöyle de düşünmek mümkün mü? Pek çok Atatürkçü subay balyozdan, Ergenekon'dan yargılanmış ve FETÖ'cülerden çok çekmiş olan insanlar 15 Temmuz'un bir cins aksülameli gibi veya ona ne demek lazım fikri yansıması, sadece amel yansıması olarak da değil, eylem yansıması olarak da değil. Şöyle bir şey oldu. Hani imama kızıp oruç bozmak diye bir laf vardır halkımızda. Bu da FETÖ'nün baş imamı Fethullah'a çok kızınca bir AKP'ye yaklaşır gibi olundu bazı yerler. Papaza kızıp. Bunda evet papaza kızıp artık neye kızdılarsa. Şimdi dolayısıyla o etki yavaş yavaş silahlı kuvvetlerin Atatürkçü veya Avrasyacı veya başka bir şey ulusalcı falan denilen subayları arasında azalıyor galiba. Azaldıkça da acaba bu bir aba altından sopa gösterme mi? Yani bakın siz yani bana karşı eleştirel olursanız AKP iktidarına karşı veya ordunun içinde bu görüş fazlalaşırsa tekrar ben sizi bu sefer Ergenekon'u balyozu yeniden açarım. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yoksa niçin? Yok. Sadece başbakan tarafından boyuna değil, aynı zamanda o iktidardan emir almadan tek başına bir şey söylemeyen arkadaşlar tarafından da ikide bir gündeme getiriliyor. Şimdi bakın başka bir ihtimal olabilir mi? Yani başka ne ihtimal olabilir? Yani şimdi her şey bu kadar ayan beyan ortadayken hala bunun döndürüp temcit pilavı gibi balyoz vardı, Ergenekon vardı, şu vardı, bunlar gerçekti demenin başka ne amacı olabilir? Varsa amacı çıksın anlatsın. Yani ben başka bir amaç düşünemiyorum. Bakın zaten Fethullah Gülen ekibi, yani bugün FETÖ'cü dedikleri ekip, bu davaları zaten bu maksatla formüle etti. Yani orduyu baskı altına almak için.
orduyu dolayısıyla baskı altına alıp tepki göstermesini önlemek için. Yani bu kadar insanlar, bu kadar insanlar. Şimdi soruyoruz, niye sessiz kaldılar? Yani yüzlerce kişi içerideyken, bütün bu çok ayan beyan ortadayken niye bu kadar insan sessiz kaldı? Başta Genelkurmay Başkanları, kuvvet komutanları olmak üzere. Yani bir avuç insan yıllarca şu stüdyolarda sabahlara kadar karşımızda, yani ne idüğü belirsiz ne insanlarla sabahlara kadar cebelleştik, sabahlara kadar. Bunlar olurken o Genelkurmay Başkanları ne yapıyorlardı, yani kafasını vurup rahat rahat nasıl... İşte bu davalar nedeniyle insanları korkuttular ve pasifize ettiler. Bugün de aynı nedenle, aynı davalar, yani bugün FETÖ'cü dedikleri, dün Fethullahçıların dizayn ettikleri bu kumpaslar o zaman ne için kullanıldıysa bugün de yine bu iktidardan aynı şekilde kullanılıyor. Başka bir sebebi varsa çıksın anlatsın bakalım Binali Yıldırım. Şimdi bakın, evet, buldunuz mu? Bakın şöyle bir şey olmuştu. Habertürk'te biz bir programa katılmıştık. İşte bana da moderatör bu davalar buralara nasıl gelindi falan deyince, ben de 11 Şubat 2011'de tutuklandık. 14 Şubat'ta da 4-1 taraf programında işte general ve amirallerin tutuklanması demokrasinin zaferidir demişti diyenlerden biri de hanımefendiydi. Acaba şimdi ne düşünüyor dediğimde ben haksızdım dedi. Ya hata ettim falan dedi. Birkaç gün sonra da bir yazı yazdı. Yazdığı yazıda bakın ne diyor. İşte Ahmet Paşa bana yönelik bazı eleştirilerde bulundu ve haklıydı. Askeri vesayet rejimini devirmenin verdiği heyecanla usul ve yönteme dikkat etmedik. Sadece esasa, yani askeri vesayet rejimini sonu erdirmeye odaklandık. Oysa bugün hepimiz anladık ki usul kesinlikle esastan üstündür. Toplumun çok büyük çoğunluğu askeri vesayetten öyle bıkmıştı ki bu davalara o dönem dört bir elle sarıldı. Karşı çıkanlar sadece Kemalistlerdi. Geri kalan tüm kesimler bir şekilde kerhen ya da alenen davaları destekliyorlardı. Hesap sorulmayan 27 Mayıs, 12 Mart'a devam etmiş falan. Hesabını önemli bir kesimi Baryoz ve Ergenekon davalarıyla görmek istedi. FETÖ işte bu geç kalmış adalet arayışını sömürdü. Ve kırmızı şekilde yazmış. FETÖ'nün açtığı hiçbir dava haklı olamaz. Hükümet tarafından zaman zaman ifade edilen Ergenekon ve Balyoz özünde haklı davalarda söylemi de doğru değildir. Evet. Şimdi bunu yazıyor. Dün de başbakanın söylediğini destekliyor. Şimdi ben bu, ne yapayım ama yani? Ama bakın bunların hiçbirisi galiba tesadüf değil. Çünkü o sıralarda, bunu yazdığı sıralarda bu FETÖ'cü kalkışmanın hemen arkasında veya o sıralarda Kemalist subaylardan şöyle veya böyle bir destek alma şeyi vardı. Hevesi vardı. Şimdi ise ihtiyaç kalktı diyorsunuz. İhtiyaç, hani nasıl bir ara liberallerden destek alıyordu. Evet. Liberal, aman Allah'ım, liberallerle bir şey sempati, bir kol kola ilişkisi. Evet. Sonra ne demişti İstanbul İl Başkanı mı? Aziz Babuş zannediyorum demişti. Artık liberallere ihtiyacımız kalmadı. Biz işimizi gördük demişti. Cüneyt Bey 15 Temmuz'dan sonra Atatürk'ün posterini AK Parti Genel Merkezi'ne astılar. Ve biz de onları doğru tutumundan dolayı alkışladık. Bravo, doğru bir şey yaptınız. Böyle devam edin dedik. Çünkü Türkiye'nin herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Ama öyle mi oldu sonrasında? Öyle olmadı. Öyle olmadı. Öyle olmadı. Şimdi şöyle yapıyorlar. İhtiyaç halinde kucaklıyorlar. İhtiyaç kalkınca öteliyorlar. Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Bu doğru bir devlet yönetim anlayışı değil. Sadece kendinize yakın, kendi taraftarlarınızı tahkim ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni karşı karşıya kaldığı sıkıntılı durumdan kurtaramazsınız. Bunu çok uygarca söylüyoruz yani. Bizim hiç gerçekten başka yaslandığımız hiçbir yer yok. Ve bunun yolu hukuktur, daha çok demokrasidir. Başka hiçbir yolu da yoktur. Bu noktada bir soru geliyor. Şimdi o zaman sadece ihtiyaç ortadan kalktığından dolayı mı Atatürkçü subaylara biraz itmeye başladılar? Yoksa artık onların tahammül etme sınırlarının asla içinde olmayacağı bir operasyon mu orduda planlanıyor? Çünkü sosyal medyada sık sık şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Artık İslamcı bir ordunun, gerçek peygamber ocağı olan bir ordunun kurulma vakti geldi.
artık işte bunların yapılması lazım diye. Tabii bunlar şey insanlar değil, sorumlu insanlar değil. Yani troller evet, falan yani dedi. Onların laflarına güvenerek. Birçok sosyal medyadaki yazılanları çok fazla itibar kesinlikle etmemek lazım. Kesinlikle haklısınız. Evet. Zaten öyle. Evet. Düşünüyorum ben de. Ama öbür yandan şimdi acaba bu çeşitli operasyonların gideceği yol olarak şimdi sivilde bakıyorsunuz eğitimde böyle bir yol var. Efendime söyleyeyim her şey bütün eğitim bir takım dinci vakıflara. Atatürk'e her yerden saldırı başladı. Efendim bazı yönetici olduğu AK Parti'de insanlar yönetici olan insanlar açıkça biz diyorlar bu devleti yıkıp yeni devlet yapacağız. Evet. İşte ve onunla ceza verilmektense deniyor ki canım boş şeyler konuşulmuş falan. Sanki bu laf önemsiz bir şeymiş gibi. Hayır yapacağız demiyor. Kuruyoruz diyor. Kuruyoruz yani diyor. Süreç devam ediyor. Tabii, kuruyoruz tabii, diyor. Tabii. Kurucuysa Tayyip Erdoğan diyor. İşte yani eğer bu yeni bir devlet kuruyorsanız o zaman böyle bir ihtimal varsa veya birilerinin kafasında bu varsa o devletin ordusu da yeni rejime yeni devlete göre yeniden organize olmadan bir devlet kurulabilir mi? Tabii ki kurulamaz. Kurulamaz. Değil mi? Kurulamaz. O zaman eğer böyle bir şey olduğunda böyle adımlar atılacaksa o zaman Atatürkçü subaylar buna tahammül edebilir mi? Veya hiç değilse seslerini çıkarıp bu yanlıştır demekten imtina edebilir mi? Tahammülden kastım bu. Bunu şundan beraber soruyorum. Efendim mesela 15 Temmuz'da Sadat denilen kuruluşun bir takım faaliyetleri olduğu öne sürüldü. Şimdi de bu Sadat denilen kuruluşun bu İslamcı Ordu projesiyle çok yakın alakalı olduğu iddia ediliyor. Sizce bu Sadat böyle abartılan bir şey mi? Yani aslına bakarsanız hiç olaylarla alakası olmayan masum bir think tank mi? Yani öyle söyleyeceğim. Biz de sıradan bir think tankiz diye. Yoksa Sadat hakikaten belli bir amaçla kurulmuş, belli ideolojisi olan ve ordu için kurulmuş bir şey mi? Şimdi ben şöyle görüyorum genel olarak. Genel yaklaşımımı söyleyeyim. Tabii niyetler belli. Niyet biraz önce o ırmak, akan su, istikamet. Ama derler metaforum. Ya niyet ne, akıbet ne? İşte. Yani niyet başka bir şey. Bakın niyet bu. Niyet bu. Kendilerine göre bir cumhuriyet yaratmak niyeti. Hı hı. Ona ait hikayeyi de 15 Temmuz'u da ona çevirdiler zaten. Aslında 15 Temmuz'dan bu toplum çok yararlanabilirdi. Hukukunu geliştirme, demokrasisini geliştirme, sivil asker ilişkilerini düzenleme vesaire gibi konularda çok ileri noktalara götürebilirdi. Ama tersi istikamete gittiler. Ve kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru götürdüler ülkeyi. Orduyu da kuvvetler birliği olması gerekirken kuvvetler ayrılığına doğru yapılandırmaya çalıştılar. İşte hastanelerini aldılar, okullarını kapattılar. Şimdi farklı şekillerde açıyorlar vesaire. Kolunu kanadını kırptılar. Kırptı. Emir komuta birliğini bozdu. Yarısına işte personel, idari ve lojistik yönden Milli Savunma Bakanlığı'na bağladı. Önce tamamen bağladı. Sonra kuvvet komutanlarını. Sonra bir kısmını aldı. Dedi ki harekat ve istihbarat yönünden bağlıdır. Zaten istihbarat da yok ordunun. Yani istihbarat dediğimiz şey İHA'larla elde edilenler. Onun dışında başka bir istihbarat yok. Her türlü istihbarat MİT'ten, emniyetten gelen şeyler. Ama eskiden galiba bir genelkurmay istihbaratı vardı ve etkindi galiba. Ya genelkurmay istihbaratı yoktu efendim. Şimdi bakın bu, yani bu bizimki askeri istihbarat. Askeri istihbarattı ve askeri istihbaratta yani. İşte bir GES vardı elinde. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı vardı. O da 2011'de mi yanlış hatırlamıyorsam MİT'e devredildi. Yani öyle bir dinleme imkan kabiliyeti de kalmadı. Bunlar Cüneyt Bey bir rejim problemi yaşamayan din-devlet ilişkileri doğru konumlandırılmış bir yapıda olsa çok fazla da o kadar önemli değil. Bazı tedbirler alarak düzeltirsiniz. Düzeltirsiniz ama başka niyetlerle birleştiğinde tehlikeli hale geliyor. Şimdi böyle bir gidişat var. Bunu her alanda görüyoruz zaten. Bu kuvvetler birliğine yönelmenin maksadı da bu zaten. Devleti tam ele geçirmek ve kendi istikametlerinde kullanmak. Ama iki şeye burada vurgu yapmak istiyorum. Bir defa ordunun dinle bir derdi yok.
Yani bizim İç Hizmet Yönetmeliğine bakın, kutsal din duygularıyla ilgili en ufaktan hafife almayı bile cezalandırır. Öyle mi Haldun? Ordunun dinle ilgili bir derdi yok. Ama şöyle bir dünyevi bir dinle uhrevi bir din arasında insanların inancına saygı duyar. Bütün Ramazan'da ilk işimiz o sahuru, iftarı düzenlemektir. Yani spor salonları açılır. Cami yoksa kışta da teravih namazı kılmak isteyenler kılar. Ordunun dinle ilgili bir bu konuda tuzağa düşmeyelim. Çünkü o tuzağa düşürüyorlar. Yani diyorlar ki işte ordu dinsiz. Öyle bir şey yok yani. Ordu hiçbir zaman dinsiz olmamıştır. Ve dine en çok saygının gösterildiği yer de ordunun bizatihi kendisidir. Çünkü komutan kendisi inanmasa bile kendi bir sürü inanan insana komuta ettiği için onların inancına saygı temelinde bile dine çok saygılıdır. Yani onun için onun altını çizelim ve Atatürkçü subaylar da din karşıtıymış falan gibi algılanmasın. Böyle bir şey yok. Bunun propagandasını yapıyorlar da bundan ordu zarar gördü geçmişte ve Genelkurmay da burnu büyükler tarafından yönetildiği için hiç bu konuyu anlatmadı halka. Geldiğimiz nokta kötü. Onun için bunu halkımıza anlatmamız lazım. Kimsenin diniyle, imanıyla bizim problemimiz olmaz ve olmamalıdır zaten. İkincisi, bakın İslam ordusu kurdular değil mi? Kimle kurdular? Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Katar'la. Kime karşı kurdular bu İslam ordusunu? İran'a karşı kurdular. Ve Amerika da bunu destekledi. Öyle mi? Bizim hükümetimiz de destekledi. Bizim hükümetimiz kurdu. Ben onlar, kuranlar onlar zaten. Ne oldu? Ne oldu? Bir sene sonra ne oldu? Katar'la Suudi Arabistan birbirine girdi. Türkiye Katar'ın yanında yer saf tuttu. Tehlikenin kendisine yöneldiğini gördü. Ve İran Genelkurmay Başkanı 2 gün önce Türkiye'ye geldi. Ne için? Bölgesel işbirliği için. Ne oldu İslam ordusu? Bakın Türkiye'nin sağlam bir orduya ihtiyacı var. Güvenilir, bütün milletin güvendiği bir orduya ihtiyaç var. Ve o ordunun içerisinde güvenin üst düzeyde olduğu bir mücadele ruhuna sahip bir orduya ihtiyaç var. Bunun için de en önemli görev siyasi iktidara ve komutanlara düşüyor. Bu güveni verecekler insanlara. Dolayısıyla böyle devlet kuracaklarmış bilmem ne, devlet kurmak kolay mı ya, öyle bir şey var o yani. Sen öyle niyetlenebilirsin ama hiç böyle bir kimse hayal kurmasın, ama önemli ölçüde de toplumu ve devleti dönüştürdüler yani, onu da kabul etmek lazım. Tabii sevenler veya bilenler bilir, Aşık Mahsuni Şerif'in bir ara bir böyle kampüs solcusu dediğimiz bir kişi için yazdığı şey vardır. Ordu kuracakmış bak hele hele diye bir yani, hakikaten bu da devlet yıkacakmış bak hele hele diye yazardı. Karşı karşıya kaldığımız tehditler de bize insanları ayrıştırmadan herkesin kucaklanması gerektiği noktasına getiriyor. Ha bu de tamamen ekonominizi, petrolünüz vardır, şu vardır, bu vardır falan, öyle bir devlet kurabilirsiniz ama kimse aklından bile geçirmesin. Bir Coca-Cola reklamı vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Reklam böyle dev olmasın bir, da. Dev bir basketbolcu, zenci geliyor, bir çocuk da elinde basketbol sahasında kola var elinde. Gözün, bir de top var, gözünü dikmiş, çocuk anlıyor kolayı alacak elinden. Aklından bile geçirme diyor. Kimse öyle bir şeyi aklından bile geçirmesin yani. Biraz şimdi, pahalıya malum. Şimdi bu konuda Coca-Cola reklamı olmasın. Gerçi yani, ama Sayın Cumhurbaşkanımız yaptıktan sonra. Evet, biz de yapabiliriz yani. Ben biraz bu konuda farklı düşünüyorum. Olur. Buyurunuz hemen. Yani ben endişeliyim. Tamam. Ha, endişesi, ben de endişeliyim. Şimdi bakın, bugün Tayyip Bey burada konuşuyordu. Kendi partisine İstanbul'da. Şimdi konuşmasının bir yerinde dedi ki racon kesilecekse ben keserim dedi. Hemen isterseniz dinleyelim onu, üstüne konuşun. Tabii lütfen. Kısaca. Racon keseceği ben keserim. Şimdi bakın, bu ne var şimdi bu lafta? Yani şimdi bir kere bu onun ağzına yakışır mı? Ya onu bir kenara bırakın. Ne oldu biliyor musunuz? Hepsi ayağa kalktı. Ayakta alkışladı. Ayakta alkışladı. Bir dinleyelim isterseniz o şeyi. Tabii. Hem de görmüş oluruz. Tabii. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor.
kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim. Bu da böyle bilinmeli. Bu da böyle bilinmeli. Peki buyurun. Şimdi bakın, bahsettiğiniz, evet. Bakın. Ben bunu 2008'de söylemiştim. Hı-hı. Daha Balyoz başlamamıştı bile. Ergenekon'un başıydı. Hı-hı. Dedim ki Türkiye süratle tek parti rejimine gidiyor. Türkiye tek parti rejimine gidiyor. Kuracakları devlet, kurmakta oldukları devlet tek parti rejimidir. 2019'da yürürlüğe girecek olan anayasanın fiilen şu anda verdiği yetkileri kullanıyor. 2019'da birçok yetkileri yanında üst düzey bütün devlet bürokrasisini kendisi bizzat atacak. Tek başına. Tek başına atacak. Yani bunun sonuçlarını tahkemimizi önümüze koyup hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin düşün. Ve bu üst düzey görevlerin hangi görevler olduğunun hiçbir yerde listesi yok. Mesela bu Amerika'da bunun listesi vardır. Başkandan başkana aşağı yukarı 560 civarında üst düzey kimin olduğu, hangi, yani hangi kadro hangi olduğu hepsi bellidir. Onları seçer ama onların hepsini de senato onaylar. Onay. Bakın ne bir rakam var, ne bir sınır var, ne bir tarif var, ne de herhangi bir denetleme var. Yani kendi kafasına göre bugünden devletini kuruyor. Tek parti devletini kuruyor. Bu tek parti devletinin parti ordusu oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu ben tabii Ahmet kadar yani iyimser veya o da iyimser değil ama yani olmaz diyor. Ben o kadar emin değilim. Şimdi bir kere her şeyden önce konuşmasına ve verdiği mesajlara bakmak lazım. Yani bakın kaç gündür partisiyle ilgili sadece. Bakın bu ülkede Cumhurbaşkanı yapacağı dünya kadar iş var. Başbakanı yapacağı dünya kadar iş var. İçeride, dışarıda, ulusal dünya kadar sorun var. Hepsini bırakmış parti başkanlığıyla uğraşıyor. Ve sadece 2019 seçimlerine yönelik. Yani 2019 seçimlerinin ve 2019'un ne kadar önemli, ne kadar kritik olduğunun Tayyip Erdoğan kadar hepimizin farkında olmamız lazım. En iyi o biliyor. Niye? Çünkü kendisi dizayn etti. 2019'da başkan olursa Allah korusun Türkiye en az 25 sene bir alacakaranlık kuşağına girecek. Tek parti devleti kuruyorlar. Şu anda süreç devam ediyor. Bu partinin önemli bir İslami boyutu olacak. Bakın harp okulu öğrenci alımları yeni daha mülakatlar sona erdi. Mesela bana gelen şeyler var. Duyum demeyeyim, bilgiler var. Beni arayıp anlatanlar var. Yani o mülakatlarda sorulan sorulara bir baksanız. Sanki İmam Hatip Lisesi'ne öğrenci alıyor gibi sorular soruyorlar. Tekrar edecek olursak efendim bir daha bu önemli bir şey. Yani harp okullarına mülakatla sivil okullardan alınan öğrencilerde sorulan sorular sanki İmam Hatip'e öğrenci seçiyormuş. İmam Hatip'e öğrenci seçiyormuş gibi. Sonra bu Sadat yani meselesi. Yani İslamcı ordu kurulması tabii, temeli. Hayır şimdi bakın. Şimdi hepimiz çevremizle varız değil mi yani? Bir komutan karargahıyla. Yani komutan, kurmay başkanı karargahı. Mesela genelkurmay başkanı. Yani hepimiz danışmanlarımızla. Yani kimler varsa etrafımızda. Mesela Ahmet örnek vermiş. Mesela Marshall'ı adam almış götürmüş yanına. Niye? Bu doğruyu söylüyor diye. Şimdi etrafındakilere bakın. Sadat'ın kurucusu ki bizim akademide bizim hocalarımızdan biriydi. Evet. O zaman da çatışma halinde. Daha o zaman bakın. Bakın kaç sene önce. Niye? Çünkü ben ya bu yanlış, bu olmaz dediğim şeyler yani. Bugün konuştuğumuz. Neyse onu bırakalım. Şimdi bakın. Bu insanın sözleri, hedefleri, amaçları, ideolojisi, dünya görüşü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde nasıl bir silahlı kuvvetler halinde dönüştürmek istediği çok açık. Şimdi Tayyip Erdoğan bunu bilmeden mi aldı onun yanına danışman olarak? Yani bütün bu kararlarda yani ona danışmayacak da kime danışacak? Zaten onun için orada oturuyor. Bu insanın görüşleri belli, icraat belli. Dolayısıyla insanlara, karar alıcılara, bunların danışmanlarına, bunların söylemlerine siyaset biliminde söylem analizi diye bir alan vardır. Bu çok çok önemlidir. Yani hem iç siyasette hem uluslararası siyasette söylem analizini yaptığınız zaman bunların hedefleri çok açık. Ordu dönüştürülmek ve bir parti ordusu yapılmak isteniyor ve bunun için ne ordunun geleneğini, ne kültürünü, ne kurumsal yapısını, ne geçmişini, ne geleceğini, ne demokrasiyi, ne de demokratik bir sivil asker ilişkileri hiçbiri düşünülmeksizin
sadece ve sadece mutlak itaat edecek bir parti ordusu kurulmak hedefleniyor. Ve İslamcı bir ordu. Tabii. Yani parti zaten İslamcı parti. Yani parti İslamcı tabii ki orada oldu. Şimdi bakın 2019'un kritik olduğunu biliyor ve şu anda çok dikkatli bir oyun oynuyorlar. Bakın dün Tayyip Bey yine şeyle giderken, bu seçim otobüsü diyorum ben ona, giderken otobüsü durdurdu, indi ve modern giyinimli ve elinde köpeği olan bir hanımın elinden tuttu. Bakın sol eliyle ve köpeğini sevdi. Şimdi ya bayram değil, seyran değil. Nereden çıktı bu? Yani bugüne kadar böyle bir şey vaki mi? Bakın. Yani normal modern giyinimli, yani örtülü türbanlı olmayan modern görünümlü bir hanım. Elinde köpeği var. Bunlar köpekleriyle uyurlar diyen insan arabayı durduruyor, otobüsü iniyor. Hanımın elinden tutuyor, bir eliyle hanımı tutuyor, çömeliyor ve onun köpeğini seviyor ve fotoğraflar çekiliyor sonra. Yani bunlar tesadüf mü? Ben de tam bu noktada ifade etmek istiyorum ki onlar şunu da görüyorlar. Aslında bu partinin ideolojik olarak iflas ettiğini görüyorsunuz. İdeolojik olarak iflas etmiş. Vallahi bak, Tayyip Bey'in sözlerine şöyle, bakarsan ahlaki olarak da iflas etmişler. Yani ona yani şimdi, onun değerlendirmesine şimdi, bakarsan ahlaki olarak da iflas etmiş. Kendi söylüyor. Evet, kendi şeyimi söylüyorum. Ben de, yani ilerisinde söylüyorum. Evet. Doğru. Evet. Şimdi ideolojik olarak iflas demek, siyasi olarak da ben zorlanıyorum demek. Niye o kadının elini tutuyor da köpeğini okşuyor? Çünkü deniz bitti. Deniz bitti. Bakın 2015 seçiminde %52'yi tek başına aldı, değil mi? 2017'de aldığı %51.4. Yani bir aldığı demeyelim aldı, de YSK'nın verdiği. Aynen. YSK'nın verdiği %51.5 diyelim. Diyelim. Şaibeli. Öyle olmadığını en iyi kendisi biliyor. En iyi kendisi biliyor. Tabii. Çünkü bu kadar yüklenmesinin sebebi de o. Artı MHP'nin oylarının bir kısmını alarak oraya geldi. Ve o MHP dağıldı bugün. Bakın başka bir parti çıkıyor şimdi. Tabii, onun için şunu söylemek istiyorum. Yani bir şeye ben senin niyetleriyle ilgili hiçbir tereddütüm yok. Sadat'ın da niye kurulduğunu kısaca söyleyeyim, bitireyim. Üstad, reklamdan sonra gitsek. Tamam, çünkü, çünkü çok önemli bir konu bu. Sadat konusu Türkiye için en önemli konuların başında geliyor. Efendim şimdi son bölümde bakın neleri konuşacağız. Yeni bir devlet kuruluyor mu, kurulmuyor mu? Kuruluyorsa bu nasıl bir şey ve bunu nasıl engellemek gerekirse, yani demokratik yollarla nasıl engellenecek? Yani mevcut cumhuriyeti nasıl koruyacağız? Efendim Sadat konusunu konuşacağız. Bir de şu soruyu da sormak istiyorum. Birazdan soracağım ve ilginç cevaplar da olacağını tahmin ediyorum. FETÖ darbesi gerçekten bastırıldı mı acaba? Yani bu soruyu sormak istiyorum. FETÖ darbesi. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbesi biz bastırıldı diye düşünüyoruz. Acaba bastırıldı mı? Sizler de bu soruya hazır olun efendim. Yani kendi cevaplarınızı. Devam ediyor FETÖ'nün. Bilmiyorum. Onu soracağım efendim. Bir de tabii PKK Maçka'ya kadar dayandı. Neler oluyor? Suriye'de neler oluyor? Ve Sayın Erdoğan biraz önce söylediği gibi Haldun Bey'in seçim konusunda niçin meydana çıktı? İstanbul'u alamazsak felaket demeye getiren bir ifadede bulundu. Niye? Bütün bunların hepsini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.